Evet arkadaşlar, yine Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Didim Hisar Mahallesi'nde bu ev tek başına bir evdir. Arsası bitişik nizam arsadır. Yani evler bitişik nizamı oluyor, arsaların da bitişik nizamlısı oluyor. Fiyat 2 milyon 200 bin TL'dir. Fiyat 2 milyon 200 bin TL'dir. Yeni sıfırdır. Efendime söyleyeyim, liman yoluna da ikinci parseldir. Önünde de bir havuz var. Taş duvarlarla yapılmış. Salon ayrı mutfak. Evet, salon ayrı mutfak. Güzel bir lokasyonda bu ev. Marketlere, yola ulaşım sıkıntısı yok. Buralarda bitişik nizam. Başka evler de var. 1 milyon 350 bin TL. 1 milyon 350 bin TL. Karşıda bir daha evler var. O evleri gösterir misin Furkan? Ha. O evlerde bitişik nizam. Onlar da 2-250. Daha da yapmışlar. 2-750 yine bitişik nizamlar. Yani bu 2-200. 2-250 onlar var. 2-750 var. Var da var. Bir tane daha vardı. Burada sunmuştum. 800 bin lira, 900 bin lira oldu şimdi. 900 bin lira da burada bir tane var. Burası havuzumuz arkadaşlar. Evet. Fiyatı 2 milyon 200 bin TL. Biraz pazarlık var. Bunlar mantolamadır. Bu sarı sarı böyle renkler. Mantolama sevgili arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Ben de böyle biraz inşaatı bildiğim için bu işleri ben de eskiden yapıyorum. Durum bu sevgili arkadaşlar. Bahçemiz bu. Evet. Burada bir engelli kardeşlerimiz için düşünülmüş. Bu bahçede Tara Domami. Burası güney cephe. Hafif bir esinti var bugün. Hafif bir esinti de var havada. Ve geldik. Ronay. Merhaba Ronay, kapıyı aç. Neyse, o kapı kapalı. Heh, açtı. Merhaba Ronay. Hoş geldin ev. Değerli arkadaşlar, eve geldik. Burası holumuz, burası salon, bura mutfak. Burada bir ayak yolu. Evet. Hol ayrı, böyle hol anlaşılır gibi oluyor mu? Tavanı da göster. Heh. Şimdi bura mutfak ya, sen böyle git oradan gel. 2 milyon 200 bin TL, 2 milyon 200 bin TL. Bu da inşaatta çalışıp böyle tırnaklarıyla elleri nasırlı halde yapmış bir kardeşimiz. Bana gurur, onur veriyor. Sevgili toprağım, evi güzel, mutfağı geniş. Mutfak bayağı geniş. Böyle çok kalabalık, çok böyle güzel yemek yapan anneler, ablalar. Alın size mutfak. Cidden bu mutfak ne kadar büyükmüş ya. Değil mi? Çok büyük mutfak. Burası mikrodalga, buzdolabı. Ejder, biraz tam git oraya mutfağı iyice tara. Bu mutfak çok güzel yapmış. Evet. Mutfağı izlemeye doyamayacak arkadaşlar. Mutfağımız bu. Şimdi insanoğlu aslında hiçbir şeyin, hiç hatasız bir şey yoktur. Muhakkak hatalı bir şey olur. Dersin ki ben bir tane en büyük bir araba alayım. Çok pahalı araba. O Amerika Hollywood yıldızlarının bindiği arabalar. Bu büyük büyük futbolcuların, Ronaldo, Messi'nin bindiği araçlarda yine bir yerde bir hata bulursun. İnsanoğlu öyle yani. Çünkü muhakkak bir yerde bir olumsuzluk çıkar. Ev budur arkadaşlar. Evet. Geldik salonumuza. Salon da büyük. 2 milyon 200 bin TL. Salon da cidden büyüktür. Yani şakadan makadan değil. Sevgili Ejder, salonu nasıl daha iyi gösteririz? Heh, ben bildim salonu nasıl iyi gösteririz. Sen şimdi affedersin. Yok yok. Geç çelik kapıdan. Gel salonu net göster. Gel. 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 Heh, çelik kapıdan, pencereden tüt salonu. Tüt babam. Ondan sonra bir daha gel. Heh. Evet arkadaşlar, salonun büyüklüğünde size arz ediyoruz böyle. Dediğim gibi lüksün sonu yok. İnsanoğlunun gözü doymaz. Size Didim'in hepsini de versek bir daha diyeceksiniz Türkiye istiyorum. Türkiye versek bütün 7 kıtayı istersiniz. Dünyayı zapt etsek keşfedilmemiş gezegenlere göz koyarsınız. Ama Allah sağlık huzur versin. Ev güzel. 2 milyon 200 bin TL. Bu da emekçi bir kardeşimizin yeridir. Dolayısıyla bu tip insanların emeğini de ucuza satan emlakçılardan değilim. Bunu net söyleyeyim. Değeri neyse size yardımcı olabilirim. Ama
adama zarar ettirip malını da kimseye satmam. Bunda böyle çok böyle zengin, nereden geldiği meçhul kazançlar olunca onun malını ver gitsin. Ama böyle terleyerek çalışan bir adam malını da 3 kuruş kazanayım diye birine böyle pandomimalık yapıp yapmam. Yani bu benim kişiliğime çok uzak. Ve döndük geldik. Tekrar salonu gösterdikten sonra bura mutfaktı, bura salondu. Şimdi gösterdik. Bura ayak yolu ve bu alacalı, pulacalı güzel taşlarımızdan yukarı çıktık. Evet, merdivenden çıktık. Desmalamın sal kaşine, lavukat yemin bevine. Evet, sevgili arkadaşlar, odalar büyük. Oda metrekareleri büyük. Sevgili toprağım, hemşerim. Evet, evi gayet güzel. Gayet bu parkeler milimli milimli büyük. Ve diğer odayı da gösterelim. Geldik bu odaya. Komple elektrik panjurları var. Altınkum denizine, bir de Mavişehir denizine, ortada bir Mavişehir denizine sanırsam 2 kilometredir. Altınkum'a da 4 kilometre vardır. Evet. En yakın denize 2 kilometredir. Liman yoluna ikinci parseldir. Yani parsel derken önünde bir arsa var. Ondan sonraki arsadır. Bu odayı da gösterdik. Oda 3'ü de gösterelim. Bu cıkcıkları da gösterdin mi? Tavanları. Heh. Evet, koridorumuzda tavan da böyle. Altta salon, ayrı mutfak. Binanın dış cephesini gösterdik. Üste çıktık. 2 oda gösterdik. Ve 3. odamızı da gösterelim. Ho ho. Bu oda cidden çok büyükmüş ya. Bu da ebeveyn banyolu oda. Arkadaşlar, bunun fiyatı bana göre makul. Bakın, oda öyle böyle değil. Yani büyük mü istiyorsun? Bahane kalmadı vallahi. Bura iyi. Bitişik nizamlar da var. Efelerde 1600, dün sündüm 1200. Ama onlar değişik bir şey. Bu ev cidden büyük. Geç buraya babam. Geç buraya. Önde de güzel bir balkon var. Havuzu da var. Bu ev satılır. Bu ev çok çabuk satılır. Şimdi ben hani o Akbük'ün yamaçlarında bir ev vardı ya. Evet. Güngör abi, sana da selamlar. Sinop'a. Sinop ve Zonguldak. Sinop, ben bizde Şakiroy Dengbej var. Sinop'ta büyük bir cezaevi varmış. Oradan biz öğrendik Sinop'un çok böyle ünlü bir şey olduğunu. Cezaevinden, şarkılardan, böyle yöresel, böyle dengbejlerden öğrendik. Gerçi yöresel değil, artık uluslararası bir şey oldu Şakirov. Neyse, bu da 3. oda büyük. Sinoplu Güngör abim, sana da selamlar. Önünde de bir büyük bir balkon var. 3. odamızın önünde de büyük bir balkon var. Balkonda gösterdik. Balkonumuzda gösterdik ve bu oda aynı zamanda ebeveyn banyolu bir odadır. Ebeveyn banyolu bir odadır. Evet. Burada Hilton dolabı var. Oldukça şık. Bu ayna da böyle buhar muhar almıyor. Böyle yuvarlak. Böyle huni. Adam dünya dönmüş demiş, kafasını kesmişler. Burayı da şey yap. Şömineyi. Evet. Dünya işte tam yuvarlak değil. Böyle bir şeymiş değil mi? Yumurta gibi işte. Evet, 3. odayı da gösterdik. Klimalar sadece montaj var. Klimaların sadece montajları var. Kapılar biraz yüzümü gösterme. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bu da panel kapı. Böyle kapı kolları yeni nesil, oksitlenme yapmıyor. Ben bizim eve almıştım öyle güzel cicili bicili. Şimdi buraları hep karıncalanmış. Buralarda o yok. Demem şu, inşaat da araba gibi yıldan yıla modeller değişiyor. Şeyler değişiyor değerli arkadaşlar. Ve yukarı çıkıyoruz. 3 oda, 2 banyo, salon, ayrı mutfak, havuz dışını gösterdik. Ve geldik. Ah! 4. oda. Yine ebeveyn banyolu 4. odamız. Sevgili arkadaşlar, yine kapıyı açacağız. Yine bahar geldi. Söğüt dalları zaten hep yeşilmiş. Bu oda da büyük. Bu evin 3 odası cidden büyük. Yani ben doğruları söylüyorum, övmüş gibi olmayayım ama odalar çok çok büyük. Biraz çok çok büyük diyeyim de insanlar desin ne diyor ya bu, değişti mi? Evet. 4 tane odası var. 3 tane banyosu var. Adamın derdi, kederi olmasa
mutlu olsa, böyle de bir evde oh borçsuz harçsız ama herkesin bir derdi var. Hiç kimse mutlu değil. Yani biraz mutlu olur, sonra tekrar bozulur. Burayı da gösterdik ve geldik. 2 milyon 200 binlik evimizin terasına. Besmalamın şalkaşine laukat ye mümbevine le desmaliz mırabine dini hayra. Sevgili arkadaşlar, burası da depomuz oldukça geniş, oldukça geniş, rahat. Bu biraz daha özene bezene yapmış. Şimdi bazısı ne yapıyor? Bazısı kedi böyle kuma gömüyor ya bir şeyler. Yaptığı işi hemen saklıyor ama bu yapmamış. Bu böyle her şey bayrak gibi göz önüne bulundurmuş. Burası da bir ufak tezgah koyabilirsiniz. Bu boru var, gideri var. Ve buraya geç, terası göster. Ahanamın şalkaşine laukatye mendevine. Sevgili arkadaşlar, burayı da size arz ettik, sunduk. 4 oda, 3 banyo. Odanın 2 tanesi ebeveyn banyolu, salon. Oldukça geniş, rahat bir ev. Burada herkes 2 tane ev yapmış. İşte 1 milyon 350, 1 600 600 istiyorlar. Bu 2 tane yapabilirdi, o rakamları isteyebilirdi. Bu da demiş ki ben temiz bir şey yapayım, bir an önce satayım. Bu ev 2 milyon 200 bin liradır. Ciddi alıcılar olursa benim bu evin sahibi genç bir kardeşim, ona da akıl vermiş gibi olmayın. Ben de ona fikrimi beyan ederim. Bir an önce paraya çevirir. Alıcıya da hayırlı olur. Bu da kendini çevirir, başka bir yere gider. Durum bu arkadaşlar. Burayı da size sunduk. Hoşça kalın. İyi günler, rojbaşlar diliyorum.